Eğer İstanbul'da yaşasaydınız Ekrem İmamoğlu'na mı yoksa Binali Yıldırım'a mı? Ekrem İmamoğlu'na verdim. Neden peki? Daha adil çalıştığını düşünüyorum. En azından halkı düşündüğünü düşünüyorum. Peki Binali Yıldırım'a neden oy verdiniz? Görüşlerimiz uymuyor diyelim. Başka mı? Rica ederim. Yani fikirlerim Ekrem İmamoğlu yani. Neden peki? Ya çünkü İstanbul'a o yakışır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanı İstanbul'a ihanet ettik diye bir şeyler söyledi. He. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı İstanbul'a ihanet ettik. Ya bilmiyorum, bence Bursa'ya daha çok yapılması lazım, biraz da İstanbul'dan daha çok bence. Bursa'daki olan seçimler hakkında mı düşünüyorsunuz? Ya ben Mustafa Bozbey'e verdim. Seçilmedi yani. Maalesef. Eğer İstanbul'a yaşasaydınız Ekrem İmamoğlu'na yoksa Binali Yıldırım'a? İmamoğlu'na veririm. Neden? Gelecek vaat eden bir isim. Yeni. Peki Cumhurbaşkanı İstanbul'a ihanet ettik diye sözler söyledi. Bunun hakkında düşünüyor musunuz? O Cumhurbaşkanı'nın kendi düşüncesi ve yaptıklarıyla alakalı. Yani halkın düşüncesi ondan farklı. Halkın düşüncesi İmamoğlu'ndan yana. Yani genel itibariyle. Peki seçim sonuçları sizce ne olacak? Yani İmamoğlu yine kazanacaktır. 18 günde farklı. Yani tabii, kesinlikle. Bence de İmamoğlu alır. Neden? Neden? Çünkü şöyle bir durum söz konusu. İmamoğlu geldiğinde bazı olanaklar sağladı. Ona istinaden karşılıklı AKP hükümeti de olanaklar sağlamaya kalktı. Madem bu olanaklar oluyordu, bu zamana kadar niye olmadı? Niye insanları kandırdılar? Gibi düşüncem bu. O yüzden İmamoğlu alır. %70 oy üstünlüğüyle falan alır bence. Cumhurbaşkanının sözleri hakkında bir şey düşünmüyorum. Çünkü sürekli farklı şekilde konuştuğu için pek bir şey ifade etmiyor benim için. Güvenim yok yani. Binali Yıldırım. Neden peki? Hani geçmişten bugüne kadar yaptıkları ve siyasi tecrübesinden dolayı. Ekrem İmamoğlu'na şans vermez mi? Yok, vermem. Çünkü geçmişi belli olan geleceği de bellidir. Ondan dolayı vermem. Neden peki? Daha iyi umut vaat ediyor. Evet. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylediği sözler hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Peki seçimin sonucu ne olabilir? Sizin bence daha açık arayla kazanır. Kesinlikle. Kim kazanır? Ekrem İmamoğlu. Neden? Ya benim ailem de yıllardır AK Parti'ye veriyor zaten. Ben de AK Parti'ye veriyorum. 22 yaşındayım. Bu ülkeye onlardan başka birini yöneteceğini düşünmüyorum ya. Peki bir farklılık iyi gelmez mi sizce? Bir farklılık... İyi gelir de biz böyle alıştık ya, böyle devam etsin. Değişikliğe yani gerek yok. Gerek. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'nın söylediği sözler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya pek siyasi konularla ilgilenmiyorum ya. Tamamdır. Cumhurbaşkanı betonlaştırılması anlamında ihanet ettik demişti. Bu konularla ilgilenmiyorum dediğim gibi. Tamam, kolay gelsin. Binali Yıldırım Bey'e oy verirdim. Neden? Yani sözleri daha doğru, güvenilir geliyor. Diğeri biraz atmasyon yapıyor gibi hissediyorum. Gerçekçi buluyorum Binali Bey'i. Onun için ona veririm yani. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'u betonlaştırarak İstanbul'a ihanet etti. Bu sözler söyledi. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben duymadım ama maalesef bütün ülkelerde, her yerde betonlaşma var. Tabii ki karşıyız ama insanlar da çoğalıyor. Çoğalan insanları bir şekilde de barınmalar için bir yer yapılması lazım. Bu yerde eski mevcut yerler yıkılıp tamamen çok yüksek katlı binalar her yerde yapılamaz. Yavaş yavaş ihtiyaca binaleyh betonlaşmanın önüne geçilemiyor maalesef. Peki İstanbul seçimlerinde biliyorsunuz... Yani insanların çoğalmaması lazım betonlaşmamak için. Evet. Biliyorsunuz İstanbul seçimlerinde uzun zamandır AK Parti iktidarda. Evet. Size bir farklılık İstanbul'a iyi gelmez mi veya denenmesi gerekmez mi? Yani günümüzde yenilikçi olan da var. Eskiye odaklı düşünen de var. Tabii ki yenilik her zaman iyidir. Ancak Ekrem İmamoğlu'nun partisini geçmişte denendi zaten. Pek öyle iç açıcı bir Türkiye'yi ileri götüremediler. Hatta tamamen batılılaştırdılar yani. Bugün Türkiye Cumhuriyeti bayraklarıyla meydanlarda boy gösteriyorlar ama geçmişte de hep Amerikan bayraklarıyla boy gösterdiler. Bunları biliyoruz. Ben yaşım itibariyle hatırlıyorum. Tabii geçmişte öyle yaptı diye yine aynısını yapacak anlamına gelmez ama
Onların da varlığı lazım, gerekli. Ancak ben kendi tercihim bu yönde yani. Teşekkürlerim var. Çok doluyum. Biliyorsunuz ki gelecek hafta İstanbul'da seçim var. Evet, ben de İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da. Evet. Ekrem İmamoğlu'na Binali Yıldırım arasında bir rekabet var. Kime oy veriyorsunuz? Ben zaten oy kullanacağım, İstanbul'da yaşıyorum normalde. Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğim. Çünkü son paylaştığı şeyi de gördüyseniz artık sanata ilgi duyan, sanata önem veren, insanlara, gençlere önem veren birisi var. AK Parti tarafından, şimdi iki tarafı da ayırmıyorum ama AK Parti tarafında sorduğunuz zaman zaten bu soru sorulduğunda bile benim oyum Recep Tayyip Erdoğan'a diyor. Benim oyum AK Parti'ye, kime oy verdiklerini bile bilmiyorlar neredeyse. Artık daha bilinçli bir gençlik var. Zaten 23 Haziran'da yapılacak seçimlere o dönemde 18 yaşına girenlere oy kullandırmıyorlar mesela. Bunu ben biraz da şeye bağlıyorum. Artık gençlerden biraz daha korkuluyor. Çünkü artık eskisi gibi değil. Gençlik biraz daha okumaya, öğrenmeye başladı. Şöyle bir şey var. Genellikle büyük yaştaki insanları sorduğumuz zaman şöyle bir cevap alınıyor. Ben çok takip ediyorum YouTube'da işte böyle seçimleri falan. İşte siz bizim girdiğimiz ekmek kuyruklarını, şu kuyruklarını, bu kuyruklarını bilmiyorsunuz. Bahsettiği yıllar 70'ler, 80'ler. Şimdi yıl artık 2019, 2020. Yeni bir çağdayız artık, teknoloji çağındayız. Ve bizim buna artık ayak uydurmamız lazım. Yani sadece ekmek dağıtmakla, makarna dağıtmakla ülkenin cumhurbaşkanı olunmaz, belediye başkanı olunmaz. Ya başkan böyle olunmaz. Artık istiyorum ki eğitim alanında bir şeyler yapılsın. Sanat alanında bir şeyler yapılsın. Çünkü mesela bir söz var. Afrika'da bir okulun duvarına yazmışlar. Bir ülkeyi katletmek istiyorsanız önce eğitimden başlayın. Çünkü artık iyi doktorlar yetişmezse hastalara çare bulunmaz. İyi öğretmenler yetişmezse öğrenim devam etmez. İşte gibi gibi. Yani her alanda ne olacaksa en iyisinin yapılması lazım. İyi eğitim alınması lazım. Ben de istiyorum ki artık Türkiye'de eğitim bir yerlere gelsin. Ekonomi olarak bir yerlere gelelim. Çünkü şey var mesela, sıradan bahsediyorlar. Tezgahları açmışlardı, adı neydi? Bu belediyenin yaptığı daha ucuz. Tanzim. Şu anda da kuyruğa giriyorlar mesela ve 2019'da giriyorlar kuyruğa. Kuyruktan yakınanlar patates soğan kuyruğunda bekliyor. Ben normalde yani çok alışveriş yapmıyorum. Şimdi eve taşındığım için biraz daha alıyor. Giriyorum bir bakıyorum, domatesin kilosu 5-6 lira. İşte bilmem neyin kilosu 4-5 lira. Ya benim ailemin Allah'a şükür maddi durumu iyi. Ama düşünüyorum, eğer biz asgari ücretle geçinen bir aile olsaydık evimize nasıl bakardık? Yani çok üzülüyorum ülkenin durumuna. Bu yüzden artık biraz daha bir şeylerin değişmesine inandığım için Ekrem İmamoğlu'nun üstü. Değişim, ben Fenerbahçeli mesela bu seçimde de Ali Koç'u destekliyordum. Çünkü artık bir yerden sonra değişim lazım. Hep aynı, alışılmışa gerek yok. Ekrem İmamoğlu bir yandan da farklı bir vizyon, farklı bir bakış açısı. Çünkü AK Parti döneminde 19 yıldır yaklaşık iktidardalar. Hep bu şekilde bakmayı gördük. Bir de diyorum ki hani CHP gelsin. Bir de şu tarafa da bakalım, bu tarafa da bakalım. Farklı yönlere bakalım. Biraz farklı şeyler. Evet, yeni şeyler görelim, yeni şeyler önelim. Eğer hatası olursa zaten seçimle gelen seçimle gider. Bunu sonuçta belirleyen halk. Eğer memnun kalmazsak da tekrar oyumuzu kullanırız bir dahaki dönemde. Tekrardan AK Parti ya da farklı bir parti kimin gelmesini istiyorsak ona oy kullanırız. Yani böyle. Peki kardeş, bir de Cumhurbaşkanı hatırlıyorsan sen bilinçli bize gelsin. Evet. İstanbul'u biz betonlaştırdığımız için ihanet ettik dedi. Evet. Bu sözler hakkında neler söylemek istersin? Yani en azından hatasının farkında olması güzel bir şey. Çünkü ben ilk İstanbul'a gittiğimde zaten çok şaşırmıştım. Her yerde büyük binalar, büyük şeyler, rezidanslar, onlar bunlar. İnsanların artık rahatlayacağı bir alan yok. Eski bir fotoğraf gördüm dün. Yaklaşık yıl 1969 olması lazım. Sahilden bir fotoğraf. Şimdiki sahili koymuşlar. Ya arada dağlar kadar fark var. Artık insanlarımız da eskisi kadar bilinçli değil. Hani burada bile yere insanlar çöp atıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Yani sadece belediye başkanı, şöyle yine bir söz var. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendinden başlamalısın. Önce bir kendi özverimizi yapacağız. Kendimize bakacağız. Biz neyi yanlış yapıyoruz, neyi doğru yapıyoruz. Ondan sonra bizi yöneten insanlar, yani bizim seçtiğimiz insanlar için aynı şeyi düşüneceğiz. Ülkemiz için tabii ki hangisi daha iyi olacaksa, kim vatana daha iyi hizmet edecekse o gelsin. Çünkü ben artık sıkıldım. O zihniyetten de biraz sıkıldım. İnsanları nasıl diyeyim, insanlar hakkında algı operasyonu çok yapılıyor. Siz daha iyi bilirsiniz, işin tam içindesiniz. Ben de işindeyim de ben daha çok eğlence kısmındayım medyanın. Adam şey diyor mesela, Habertürk'te soru soruluyor. Diyor ki işte böyle böyle açıklama yapmışlar, siz ne düşünüyorsunuz? Adam diyor ki gelin beraber yönetelim diyor AK Parti yönetimi. Orada adamın sözünü kesiyorlar. Diyorlar ki PKK'ya çağrı yaptı. Adama şeyi soruyorlar işte. PKK'nın hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin de hakkınızda açıklama yaptı. Adamın bence cevabı çok doğru. Benim için bir önemi yok diyor PKK'nın söylediğini. Senin için bir önemi var mı? Yok. Eğer PKK... Yani eğer PKK'nın açıklamalarını da çok dinliyorlarsa, çok şey yapıyorlarsa onların sorunu. Ekrem İmamoğlu'nu ya da bizi ilgilendiren bir şey yok. Beni de mesela PKK'nın açıklaması hiç bağlamaz.
Yani hiçbir önemi yok benim için, ne söylerlerse peki, söylesinler. Biz İstanbul'da da hizmet ettik diyorlar ama Cumhurbaşkanı aksi bir ifade kullanıyor. Şöyle bir şey var. Sözler çelişiyor biraz herhalde. Ya kendileriyle zaten çok çelişiyorlar. Şuna da inanırım, hani çelişim gelişimdir, tamam. Kendine ileride çelişebilirsin. Daha mantıklı bir şey bulduğunda buna yönelebilirsin. Bu çok haklı bir şey. Ama şöyle bir şey var onlarda. Zaten şey de yanlış mesela. Ekrem İmamoğlu tek başına karşı, iktidara karşı savaşıyor diyeyim. Ama ülkenin Adalet Bakanı olsun, işte Ekonomi Bakanı, o subsu zaten bu saydığım Ekonomi Bakanı falan damadı, ailesi. Hepsi tek adama karşı oynuyorlar. Şimdi bir ülkenin Cumhurbaşkanı'nın yapmaması gereken bir şey mesela. Sen neden İstanbul seçimine karışırsın ki? Senin mevkin, makamın, sana milletin verdiği şey, yönetim şekli şeydir. Hani bizi yönet, ülkeyi yönet. Yani sen orada Binali Yıldırım'ı savunman haksız, tamam, yeni yaptığınız yasayla AK Parti'nin de başındasın. Eyvallah, hiçbir sorun yok. Ama ülkenin Cumhurbaşkanı'nın bence seçimlere karışması yanlış. Bir ağırlığı olması lazım. Ülkenin daha önemli problemleri var. Tamam, şu anda gündemde olabilir ama ülkenin çok daha önemli problemleri var. Yani bunu eleştireceğini ya da bunun içinde olacağını, ekonomi hakkında ne yapabiliriz? Buna bak. Eğitim hakkında neler yapabiliriz? Sanat hakkında ne yapabiliriz? Mesela bir ressam, ben ailesinden şey görüyor ressam. Ben ileride iş bulamam. Kimsenin ailesi de istemiyor. Çocuklara hep şey söyleniyor. İşte oku mühendis ol, oku mimar ol, oku öğretmen ol. Ya bir insanın ressam olma gibi bir hayali kalmadı artık Türkiye'de. İşte ben sanatçı olayım diyemiyor. Neden? Çünkü bu insanın aile geçindirmesi gerek artık. Türkiye'de aile geçindirmek kolay bir iş değil. Ve çocuk hayallerini bir köşeye bırakıyor ve mutsuz olduğu başka bir işi yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden diyorum ki hani gençler ne istiyor, buna bakalım. Gençler için neler yapabiliriz? Çünkü şu anlık ülkenin yüzde belki 30'u yüzde 40'ı gençler olabilir ama geleceğin yüzde 100'ü gençler. Bu yüzden gençlerin ne istediğini iyi bilmek lazım. Ona göre çalışmak lazım. Teşekkür ederim. İmamoğlu'na verildim. Neden? Çünkü onun yani daha iyi yerlere yani İstanbul'un daha iyi yerlere geleceğini, ondan başka kimse yapamayacağını düşünüyorum. Biliyorsunuz ki 25 senedir AK Parti iktidarda İstanbul'da. Bir farklılık iyi gelir mi sizce? Tabii ki de gelir. İmamoğlu'na gelir bence. Her şey güzel olur. Evet. Şimdi ben de bir soru sorayım. Cumhurbaşkanı İstanbul'u betonlaştırdıklarından dolayı ihanet ettiğini söylemişti. Bu bunların hakkında ne düşünüyorsunuz? Bununla ilgili bir şey düşünmüyorum. Yani o kadar fazla siyasete girmek istemiyorum ama yani eğer orada olsaydım İmamoğlu'na verirdim.